Merhaba arkadaşım, ben de hocam. Dersime hoş geldin. Evet, seninle bugün fonksiyonlardan 5. dersimizi yapıyoruz değil mi? İlk 4 dersimizin videolarını izledin. Gerekli çalışmaları yaptın. Eğer onları yapmadıysan hiç başlamayalım. Çünkü bugün 4. dersimizde fonksiyon türlerini konuşmuştuk. Bugün seninle birlikte kendi TYT kitabından fonksiyon türleriyle ilgili seçmiş olduğum çok hoş sorular var. Onları birlikte çözeceğiz. Başlayalım mı? Evet, ama bunları kara tahtaya taşıyıp orada çözmek istiyorum. Çünkü çözümleri biraz uzun. Yani daha doğrusu kısa da çözebiliriz ama senin daha iyi anlamanı istiyorum. Daha iyi anlayabilmen için de mutlaka bunu görmen gerekiyor diyorum. Evet, hemen şuraya sorumuzu yapıştıralım. Üzerinde konuşmaya başlayalım. Çok büyük oldu, küçültelim. Evet, tamam. Şimdi dikkat edersen bize demiş ki aşağıdaki fonksiyon türlerinden hangisi birebir ve örtendir? Şimdi ilk verilen fonksiyon türüne baktığımızda fx eşittir 2 bölü 3. Bingo diyoruz değil mi? Tanıyor muyuz biz bu adamı? Tabii tanıyoruz. X çarpanı yok. Biz buna ne diyorduk? Sen sabit fonksiyonsun. Sabitsin kardeşim. Çünkü aldığı bütün değerleri ne yapacak bu arkadaş? 2 bölü 3'e götür. Tamam. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Bak bunu şemada sana şöyle güzel bir göstermeye çalışayım. Düşün. Bu arkadaş buradan ne alırsa alsın aldığı bütün değerleri burada tek bir elemana taşıyacak. Tek bir eleman. Suya sabuna dokunmadan tek bir eleman. İşte bu taşıdığı eleman kim olacak? 2 bölü 3 olacak. Burası R, burası da R. Peki hocam bunun grafiğini çizmek istesek. Zaten sen biliyorsun değil mi bunun grafiğini? Neydi? Şöyle çizelim. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. İşte. İşte şu arkadaşımız şurası 2 bölü 3 olsun. İşte bu fx eşittir neydi? 2 bölü 3 fonksiyonun grafiği. Nasıl grafikti? Sabit fonksiyon grafiğiydi. Aldığı her değeri kime taşıyor? 2 bölü 3'e. Bunun örtene benzer bir tarafı var mı? Çünkü şurada ne var? Halen diğer bütün reel sayılarımız var değil mi? Birebir? Hayır, birebir de değildir. Anlaşıldı zannedersem hemen devam ediyorum. İkinci B şıkkımız bakın. Z'den Z'ye tamam. Kim? Fx eşittir. 3x eksi 2. Yani diyor ki kardeşim ben tam sayılar kümesinde aldığım her değeri 3 katın 2 eksiğine göre. Zaten şurada sana şöyle bir tüyo vereyim. Eğer bu x'in katsayısı 1'in dışındaysa bunun örten olma şansı yok. Niye? Çünkü bakın eksi 1'i alacak nereye götürecek bu arkadaş? Eksi 1'i eksi 5'e götürecek. Peki eksi 1'den sonra gelen tam sayı kim? 0. 0'ı kime götürecek? Bakın eksi 2'ye götürecek. Peki bu arada kim var? Eksi 4 ve eksi 3 var. Peki bunları kapatabilir mi? Bunlara kimi taşıyacak? Kimseyi taşıyamaz. Adamın mermisi bitti. Çünkü eksi 1 ile 0 arasında kim yok? Başka bir tam sayı mevcut değil. Ha birebirdir orada problem yok. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Her ele farklı elemanı farklı bir elemana taşıyor ama ne değildir? Örten değildir. Sen işte ona dikkat et kardeşim. Eğer z'den z'ye tanımlı bir fonksiyon tanımlanmış ve x'in katsayısı birin dışında bir değer ise hemen oradan şüphelen diyorum. Peki gelelim. Nereye? Gelelim C şıkkına. Bak ne demiş C şıkkı? Şuradan bir bakalım. Evet R'den R'ye. Tamam hocam. Fonksiyonumuz nasıl? Fx eşittir. X kare eksi 9 fonksiyon. Ya zaten düşünüyorum ya bu x kare aldığı bütün değerleri pozitife taşıyacak. Yani f eksi 1'e baksam bakın eksi 1'i eksi 8'e götürecek. Ya f 1'e baksan bunu da eksi 8'e götürecek. Yani sen bakın eksi 1 farklı eksi 1 eşit değil 1 olmasına rağmen bunların görüntüleri nedir? F 1 ile f eksi 1 birbirine eşit ve x de eksi 8 de olmaz diyoruz değil mi? Madem ki eksi 1 ile 1 birbirinden farklıysa o zaman f 1 ile de f eksi 1'in de birbirinden farklı olması. Ki o zaman ben buna ne diyeyim? Birebir. Zaten birebir değil. Peki hocam bunun grafiğini de görebilir miyiz? Tabii görebiliriz. Özellikle şu anda dersi izleyen
11. ve 13. hatta mezun gruptaki arkadaşlarımız çok rahat bunu anlayabilirler biliyorsunuz. Ne diyorum ya? Bunun grafiği şöyle bir şey. Daha doğrusu bu kimin grafiği? Y eşittir x karenin grafiği. Bizimki kim? X kare eksi 9. Ne yapıyoruz? Tutup bunu eksi 9'a indiriyoruz. Şöyle. Şurası eksi 9. İşte o zaman benim şimdi grafiğim, bakın şu değil, bunu sildim. Benim grafiğim şu arkadaş. Şimdi bana diyor ki ya bu birebir bir örtelik. Hatta burası da eksi 3'e 3'tür değil. Bir denklemin köküdür zaten. Yani y'si 0 olan. Bizim neyi vardı? Yatay doğru testimiz. Ne demiştik? Kardeşim güzelce şöyle paralel doğrular. X eksene paralel doğrular çiz. Tamam. Eğer bu doğru çizdiğin doğrular bir, bu grafiği bir noktada kesiyorsa en fazla bu birebirdir. Bir noktada mı kesiyor? Hayır. Bakın iki noktada kesiyor. O zaman birebir değil. Tamam. Peki bu sonsuza kadar bu grafiği kesebiliyor mu? Çünkü görüntü kümesi bakın nedir? Reel sayılar. Hayır. Bakın şu alt tarafta kesmiyor. O zaman örten de değil diyoruz değil mi? Yani bu arkadaşımız ne birebir ne de örten. Kusura bakma. Peki. Şeyi temizliyorum. Devam ediyorum. Şimdi geldik B şıkkına bak. Z'den Z'ye tamam hocam. Fx eşittir 7 eksi. Bu birebir midir? Evet. Örten midir? Evet. Bakın x'in katsayısı kim? Eksi 1 ya da artı 1 olacak değil mi? Yani bu şu anlama geliyor. Kardeşim bu adam aldığı bütün değerleri tam sayılardan aldığı bütün değerleri tam sayılara taşır ve hepsini kapatır. Görelim istersen şöyle birkaç örnekle. İstersen şöyle yapayım ben bak. Tamam. Şurası Z kümesi olsun. Burası da Z kümesi olsun. Şimdi burada burası negatiften gelecek. Eksi 1, 0, 1, 2 diye gidecek. Burası da yine negatiften gelecek. İşte eksi 1, 0, 1, 2 diye gidecek. Hatta burayı olmazsa yazmayalım çünkü onu taşıyamayacak nasıl olsa. Şöyle yapalım. Ya diyor, bu arkadaş eksi 1'i nereye götürür? X yerine getirip eksi 1 yazdığınızda değil mi? 8'e götürecek. 0'ı nereye götürecek? 7'ye götürecek. 1'i nereye götürecek? 6'ya götürecek. 2 nereye götürecek? 5'e götürecek. Yani söylemek istediğimiz olay şu. Kardeşim bu arkadaş bakın 2'yi 5'e taşıyor. Tamam. Peki sıfırı daha doğrusu biri nereye taşıyor? 6'ya taşıyor. Peki sıfırı 7'ye taşıyor. Eksi biri 8'e taşıyor. Ya dikkat edersen artık bundan sonra da negatife, bundan sonra da artarak pozitife gidiyor. Bu da Z, bu da Z. Boş eleman kalıyor mu? Bu tarafta bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hayır. Eleman atlıyor mu? Hayır. İşte kat sayısı 1 ya da eksi 1 olunca atlama olmaz. Örten mi örten? Peki birebir mi? Evet. Bakın. Hangi iki farklı eleman alırsanız alın görüntüsü ne çıkacaktır? Farklı çıkacaktır. Bakın ne diyoruz? Hem birebir hem de örten. İşte cevabımız o zaman Denizli şıkkıdır değil mi? Ama umarım bunu zannedersem bu da dikkatinizi çekiyor bu. E şıkkı bakın. Buna ne diyeceğiz? Ne demiş? F R'den R'ye şey R fark 5'ten şöyle yapalım. Evet. R fark 5'ten reel sayılara tanımı fx eşittir. Bakın x eksi 7 bölü x eksi. Fonksiyon. Birebir midir? Kesinlikle birebir. Peki örten midir? Acaba şöyle düşünün ya arkadaş. Mesela örten olabilmesi için buradan bakın 5'i çıkarmış yazar. Niye çıkarmış? Eğer onu çıkarmamış olsa fonksiyon olmayacak. Niye? 5 bakın bu paydayı 0 yapıyor. Yani 5'i tanım taşıyamıyor. F5 desek bakın soru işareti. Değil mi? Ama adam yazarımız ne yapmış? Onu oradan çıkararak önlemini almış. Peki soruyorum ya acaba burada taşıyamayacağı ya da burada kapatamayacağı bir eleman var mı? Var. O da kimdir bakın? 1'dir. Aslında bunun neyidir? Bu yatay asimptotudur. Bunu yine 12 ve mezun arkadaşlarımız. Hatta şu anda 12'ler de bilmeyebilir. Çünkü limit konusunda daha doğrusu türevde grafik çizerken size hocalarınız bunu anlatacak. Mezun arkadaşlarımız bilirler ama limit
Sonsuz için bunun değeri kim eşittir? Bire eşittir. Biz çünkü buna yatay asimtot diyoruz. Yani bunu bir yapacak değer yok. Bakın içler dışlar çarpımı yapın. Şu olur mu? X eksi 7 eşittir. X eksi 5. X'ler birbirini götürür. Eksi 7 de kime eşit değildir bakın. Eksi 5 eşit değil. Yani bu arkadaşı, yani buradaki biri yakalama şansımız yok. Eğer burasının R fark 1 deseydi, o zaman bu arkadaşımız birebir de olurdu örten. Ama bunu demediği için arkadaşlar ne değildir? Bak, bu birebirdir ama örten değildir diyor. Umarım anlaşılmıştır. Bakın işte soruyu çözerken hemen şipşak A'dır B'dir deyip geçmeyin. Üzerinde bakın yaklaşık 10 dakikadır bir soruyu uğraşıyor. Elbette ki sınavda bu kadar uğraşmayacaksınız. Sadece yeni öğrendiğiniz için bunların grafiklerini çizerek, şemasını çizerek, ya niçin birebirdir, niçin değildirlerini sorarak ilerlerseniz matematik harika olur. Peki, şimdi devam ediyorum. Neye devam ediyoruz? Yeni bir soru taşıyalım bakalım. Şu arkadaşımıza hemen gelsin. Evet. Bakın şuradan hemen şu soruyu alalım. Şöyle bir sorumuz var. Bunu da hemen kara tahtamıza yapıştıralım arkadaşlar. Ve üzerinde çalışalım. Şimdi soru aynen şöyle. R'den R'ye tanımlı. Tamam. Anlaşıldı. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi birebir ve örtendir? Birebir ve örten. Yine bunların dikkat etsin. Hepsi R'den R'ye tanımlı. O zaman ya bir tane olumsuz örnek vereceksin olmadığını gösteren. Mesela B şıkkı. Y eşittir x üzeri 4. Bu derecesi çift olduğu müddetçe bu arkadaşlar ne değildir? Birebir değildir. Sebep? Ya kardeşim eksi birin görüntüsüyle birin görüntüsü nedir? Birbirine eşittir en basitinden. Bir tane olumsuz örnek. Kardeşim sen birebir değilsin dedi ve işi bitti. Peki devam edelim. Peki bu arkadaşımız yani y eşittir ne demiş? X küp eksi 5x. Değil mi? Şimdi dikkat edersen bu arkadaşın birebir olabilmesi için örten olabilir be. Birebir olabilmesi için. Ya ne dedik biz? X1 eşit değil. X2 gerek ve yeter şart. Fx1 eşit değil. Fx2 olur. Şurası fazon. Gerek ve yeter şart. O zaman Fx1 dediğin senin X1'in küpü eksi 5x1 eşit değildir. X2'nin kübü eksi 5x2. Değil mi? Söylenen şey bize şu. Bunlar eşit bir. Eşit diyorum ki ya ben buraya x1 parantezini alsam. X1'in karesi eksi 5 eşit değildir. X2 parantezinde x2'nin karesi eksi 5. Peki bunların eşit çıkma ihtimali olmaz mı? Ne dersin? Mesela x1'i 0 alırsın. x2'yi de 5 alırsın. Bakın. Bakın x1'i 0 aldık. x2'yi 5 aldık. E halbuki sen 0 nedir? 5'e eşit değildir. Ama 0 çarpı x1'in karesi eksi 5. 0, 0 eşittir. 0 çıkar değil mi? O zaman ne değildir işte? Birebir değildir diyorum. Ya hocam bu biraz zor oldu. Bunu ben buradan göremem diyebilirsin. Diyebilirsin de. O zaman bunun diğer bir yolu grafiğini çizebilmek. Eğer grafiğini çizebilirsen o zaman daha net konuşabilirsin. E hocam grafik çizmeyi bize hocalarımız gösterdi mi? Göstermesine bence şimdilik gerek yok. Ben şimdi size buradan anlatırım. Sen de eminim ki anlarsın. Şimdi grafik için bir bu arkadaşın köklerini bulacağız. Diyoruz ya x küp eksi 5x eşittir 0 denkleminin kökleri nedir? Al x parantezine x kare eksi 5 eşittir 0. O zaman x eşittir 0. X eşittir artı eksi kök 5. Yani bizim x eksenini eksi kök 5'te 0'da ve nerede kesecek? Kök 5'te kesecek. Üçüncü derece olduğu için 3 tane kökü var. Bir de şunu sor kendine. Ya ben x yerine eksi sonsuz versem
x küp eksi sonsuzun kübü y'si de eksi sonsuza gider. Artı sonsuz versem x yerine y de ne yapar? Artı sonsuz. Yani bu şu demek, bu grafiğin bir ucu üçüncü bölgede, bir ucu birinci bölgede. Yani eksi eksi üçüncü bölge, bak artı artı birinci bölge. O zaman bu noktalardan geçmek kaydıyla ve uçları da 1 ve 3'te olacak şekilde ne yapıyoruz? Bir grafik çiziyoruz. Şöyle çizebilir miyiz? Alel usul bir grafik çizelim. Bakın gelecek, şuradan geçecek, buradan devam edecek. Görüyor musun? Çünkü 3 tane kökü vardı. 0 verdiğinde 0'dan da geçiyor. Bakın işte aslında bu kadar kolay. Şimdi buradan ya bu birebir midir, örten midir diye hiç kendimize sorar mıyız? Sormam. Niye sorayım ya? Hemen şöyle paralel doğrular çizdiğinde görüyor musun? Adam kaç tane yerde kesiyor? Dikkat edin. 1, 2, 3 noktada kesiyor. Ne demiştik biz zaten? Birden fazla noktada kesiyorsa bu arkadaşımız birebir olamaz. Ha örten midir? Örtendir, problem yok bu. Grafiği sonsuz uzattığında ve paralel doğruları çizdiğinde örten çıkar. Ama ne değil? Birebir değil. Evet ama örtendir diyor. Değil mi örten? Ama bizde neyi soruyor? Hem birebir olsun hem de örten olsun. Bakın onu soruyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı zannedersem. Geçiyorum. Şimdi bir diğer fonksiyonumuz da bakın y eşittir cosx. Kimdi bu arkadaşımız? Trigonometrik fonksiyon değil mi? Trigonometrik fonksiyonlarda kosinüs fonksiyonuna biz ne diyorduk? Evet duyar gibiyim çift fonksiyon değil mi? Ya yine grafiğini biliyorsan çizersin. Hatta işte şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu yine kime? 11 ve 12. sınıftaki arkadaşlarımız için. Onlar bakmasın bunun çözümüne. Evet, onları inşallah seneye görecekler. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya burası 0, burası pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi. Ya 0'da kosinüs 1, pi bölü 2'de 0, pi de eksi 1, 0, 1. Bunun grafiğini çizersek şöyle bir grafik çıkıyor. Değil mi? Mezun arkadaşlarımız, 12. sınıftaki arkadaşlarımız çok iyi bilir. Peki soruyorum şimdi bu grafik birebir olabilir mi? Mümkün değil, değil mi? Nasıl olacak? Görüyor musun? Artı bu grafik R'den R'ye tanımlıysa örten olma şansı yok. Yani bu adam ne birebir ne örtü. Ya zaten bunlar periyodik fonksiyon değil mi? Evet. Belli aralıkta bakın artı 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Ve sürekli kendini tekrar eder durur. Yani cos 30 neyse cos 390 da olur. Üzerine 360 ekleyin 750 de olur değil mi? Hepsi olur. Onun için arkadaşlar diyoruz ki birebir değil. Üzgünüm örten de değil. Örten de değil. Tabii fonksiyonu da tekliği çiftliği anlatsaydık aslında oradan da çok net görebiliriz. Bu arkadaş çift fonksiyon. Çift fonksiyonlar hiçbir zaman ne olamaz arkadaşlar? Birebir olamaz zaten. Direkt söyler geçer. Ama olsun böyle grafiklerini de çizip bir zihin jimnastiği de yapıyoruz değil mi? Sen de umarım hoşuna gidiyordur. Şimdi gelelim y eşittir 5 üzerimize. Harika. Bakın bunların aslında hepsi bir derya deniz. Bakın ilk verilen bir doğrusal fonksiyon ki daha onu çalışmadık. İkinci verilen bir dördüncü derece bir fonksiyon. Üçüncü verilen bir üçüncü derece bir polinom fonksiyonu. Trigonometrik fonksiyon ve bu arkadaşımız kim? Üstel fonksiyon. Bunu 11'lerde bilmem. Bunu şu anda 12. sınıflar ve mezun arkadaşlarımız çok rahat söyleyebilir. Çünkü 12. sınıfın ilk konusu üstel fonksiyonu değil. Hatta bunun tersi bize neyi veriyordu? Evet, dinliyoruz. Neyi veriyordu? Logaritma fonksiyonu değil. Şimdi bunun grafiğini şöyle çizecek olursam, grafik üzerinden gidelim. Diyoruz ki ya, ben şu x yerine bir eksi bir vereyim. Bir sıfır vereyim, bir de bir. Şimdi soruyorum ya, eksi bir verirsen 5 üzeri eksi bir. Ne oldu? 1 bölü 5 olmaz mı? Yani eksi 1'i kime götürecek bu arkadaşımız? 1 bölü 5'e.
Buradan geç. Sıfır verirsen birden geçecek. 5 üzeri sıfır. Bir verirsen beşten geçecek. Şöyle. Ya o zaman bizim şöyle bir grafik. Şöyle bir grafik. Görüyor musun? İşte bu arkadaşımız bizim y eşittir 5 üzeri x'in grafiktir, değil mi? Şimdi sen bu grafiğe bakarak tabii r'den r'ye olacak şeyimiz. Ya bu arkadaş birebir mi? Ne dersin? Elbette birebir değil mi? Çek şöyle doğrularını. Her zaman bir noktada. Peki örten mi? Hatta birebirliği iyi yakalamış. Bir de örten çıksaydı. Bakın ne diyoruz? Birebir. Ama örten değil. Çünkü R demiş. Tüm Y'yi kapat diyor. Kapatır mı? Bu kapatamaz. Bakın. Bunu da anladık zannedersen. Bak bu arkadaşımız da iki öncülü birden sağlamıyor. Birebir değil sağlıyor ama örtenliği sağlamıyor. Tamam hocam. İşte geldik. Doğru cevabımız da A şıkkında ne var? Y eşittir 5x. Bakın bunun grafiğini çizdiğinde bu arkadaşın bir doğru grafiği olduğunu ki bunun adı aslında nedir? Bir doğrusal fonksiyondur değil mi? Doğrusal fonksiyon. Hemen bakalım. X yerine 0 verirsen y'yi eksi 3'te keser bak şurada. Y yerine 0 verirsen 3 bölü 5'te keser x'i. İşte sen bu arkadaştan geçen, şöyle iki noktadan geçen doğru çizdiğinde işte bu arkadaşımız kimdir? Y eşittir 5x eksi 3. Şimdi sana soruyorum. Bu arkadaşımız birebir midir? Ne dersin? Hiç tereddütsüz. Elbette birebir. Bakın daima bir noktada. Peki örten midir? Elbette örten. Sonsuza kadar bu mavi çizgileri uzattığında, çizdiğinde bu turuncu ne yapacak? Kesecektir. Görüyoruz ki hem birebir hem de işte örten. İşte bizim aradığımız şey bu. Ya hocam çok zor bu soru. Biz nasıl işin içinden çıkacağız? Diyebilirsiniz ama inanın değil arkadaşlar. Yani şöyle değil. Altyapınız arttıkça eğer sen fonksiyonların fonksiyon grafiklerini çizmeyi basit düzeyde bilirsen. Ya hocam öğrenebilir miyim? Elbette öğrenirsin. Zaten biz size bakın bir doğrusal fonksiyon. İki tane nokta buluyorsun. X0, Y0 değer veriyor. Trigonometrik fonksiyon. Üstel fonksiyon. Polinom fonksiyonu. Yani bunlar envai türlü değil aslında. Bunları öğrendiğinde emin ol bu tip sorular o kadar kolay ki. Sınavda ben bakın bu soru bana sınavda karşıma çıksa ki sen de artık aslında öyle çözeceksin. Direkt şöyle çözeceğiz. Ya kardeşim sen çift fonksiyon. Sen geç. Sen 3 tane senin kökün var. Yani senin şöyle bir grafiğin. Senin birebir olma şansın yok. Sen üstel fonksiyonsun. Üstelsin. Senin de örten olma şansın. Birebirsin ama örten değilsin. Sen trigonometrik fonksiyonsun. Bak, trigonometrik. Biz ki bunlar trigonometrik fonksiyonlar ne değildir arkadaşlar? Birebir de değildir, örten de değildir değil mi? Özellikle kosinüs ve sinüs fonksiyonu. Niye? Periyodik fonksiyon. Periyodik. Ne demek periyodik fonksiyon? Belli aralıkta sürekli aynı hareketleri gösteren fonksiyon. Geriye neyimiz kalıyor? Aslanlar gibi bir tane bu kalıyor. Doğrusal fonksiyon. Ya doğrusal fonksiyon bir grafiği doğru olan fonksiyon. Bu. İlla ki gidip de şeyde çizmenize gerek yok ki. Tamam arkadaş işte sen hem birebirsin hem de örtensin. Aslında bu sorunun çözümü bu kadar. Hatta bilen bir öğrenci inanın şunlara bile bakmıyor. Hemen üzerine çiziyor. Birkaç saniye. Ha, bilmeyen de kıvranıp duruyor. Acaba bunun cevabı nedir diye. Umarım anlamışsındır. Evet şimdi yine bir örnek daha alayım. Onu da yine seninle birlikte şöyle bir çözelim. Bakalım ne var? Evet. Hemen şu örneğimizi de buradan kesip yapıştıralım.
Şöyle bir küçülteyim. Evet. Bakalım ne diyor. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi A, B, C, D kümeleri veriyor. Buna göre A kümesinden B kümesine kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir, değil mi? Hayır. Şimdi şöyle yapalım. Direkt bunu çözmeyelim aslında. Çünkü burada birçok şey kullanalım. Bir. Fonksiyon neydi? Bağıntıydı. Bağıntı neydi? Kartezyen çarpımın alt kümesiydi. Peki kartezyen çarpımın eleman sayısı ne? Yani SA kartezyen çarpı B. Bakın kime eşit? Bu 3 çarpı 4'ten 12. O zaman A'dan B'ye bağıntı sayısı. B'ye bağıntı sayısı nedir diye sorsam. Bağıntı sayısı 2 üzeri 12. Yani 1024, 2048, 4096 tane bağıntı. Peki A'dan B'ye fonksiyon sayısı. B'ye fonksiyon sayısı. Bu da kimdi, hatırla? Neydi? 4 üzeri 3. Yani 64 tane. Net yapıyorduk, diyorduk ki ya. Onu şöyle bir hatırlatayım sana. Esas bizi ilgilendiren yer burası. Ya diyorduk şu şekilde. İki tane kümemiz olsun. Tamam. Burada neyimiz var? İşte bir, iki ve üçümüz var. Tamam. Burada ise A, B, C ve D'miz. Diyorduk ki ya kardeşim, buradan bir elemanını taşırsam birin kaç tane sayıyla eşleşme durumu var? Seçme hakkı var, dört. Değil mi? İkinin onun da dört. Üçün onun da dört. İşte 4 üzeri 3 dediğimiz kural buradan geliyor. 64 tane. Ama şimdi bana diyor ki ben bunu da özelleştirmeni istiyorum. Ya bunlardan kaç tanesi birebir fonksiyon? Şimdi bakın 4096 tane bağıntı var. Bu 4096 bağıntıdan sadece 64 tanesi fonksiyon. Şimdi de her fonksiyonu istemiyorum. Birebiri bana getirdi. Ben de diyorum ki ya birebirse diyelim ne? Bir B'ye gitti. Tamam. Birin kaç tane seçme hakkı var burada? Bakın birin 4 tane. Ama geldik 2'ye. E zaten 2 B'ye gidemeyeceğine göre bak 2 A'ya, C'ye, D'ye, yani 2'nin kaç tane seçme hakkı var? 3 tane. E 3'ün anladın herhalde 2 tane değil mi? Yani 4 çarpı 3 çarpı 2. Yani 24 tane. 24 tane kim? Birebir fonksiyon sayısı. İşte. Ya bunu sakın ezberleme. Bunu aslında biz biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Çarpma yoluyla sayma. Değil mi? Yani evet, permütasyon. Evet sevgili arkadaşım, işte fonksiyon sayısı, bağıntı sayısı, bunlar gözünüzde büyüteceğiniz kadar sizi yoracak konular değil. Gerekli çalışmaları yapar ve Nuh hocayı, beni de takip edersen, dikkat edersen ben sana ezber hiçbir şey öğretmiyorum. Matematik konuşacağız. Matematik okur yazar olmak zorundasın. Gerçekten matematiği yapmak istiyorsan, hayallerine ulaşmak istiyorsan. Neydi sloganımız? Hayali olanın bahanesi olmaz, değil mi? Evet. Bir diğer derste fonksiyon dersinde, ki orada da neleri konuşacağız? Fonksiyonlarda dört işlem konusu var. Arkasından tanım ve görüntü kümelerini bulma var. Bir fonksiyonun tersi ve bileşkesi var. Daha yani anlayacağın işimiz ve yolumuz çok. Ancak hayali olanın neyi diyoruz? Bahanesi olmaz. Hayali olan yorulmaz. Hayali olan bıkkınlığa, bezginliğe, çaresizliğe düşmez. Hayali olan hayalini canlı tutar. Aslanlar gibi gitmek istediği üniversiteye yerleşir. Evet, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.